Fon tüm dünya. Philip Capital sunar. Borsaya dair sohbetimizi biraz daha detaylandıralım. Adir Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizimle. Üzeyir Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar dilerim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi borsa güzel bir seyirde devam ediyor. Gördüğü zirveler, zirve seviyelerde hafta kapanışına da baktığımızda böyleydi. Bugünü de iyi kapatmaya hazırlanıyor. Ne dersiniz, bu seyrin devamını bekler misiniz? Bir yandan da tabii kar realizasyonları konuşuluyor. Evet, ben açıkçası Borsa İstanbul'da bu son yükselişe ve tarihi zirvelerde olmuş olmamıza rağmen hala yükselişin başında olabileceğimiz kanaatindeyim. Hala Borsa İstanbul'un oldukça iskontol olduğunu düşünüyorum ve yukarı yönlü potansiyelin de oldukça kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle son enflasyon raporu sunumunun ardından Merkez Bankası'nın ekonomi politikalarındaki kararlılık vurgusu Türkiye'nin hem makro istikrarını hem de finansal istikrarını tesis edici nitelikte ve bunun CDS primlerine de yavaş yavaş yansımasını görmeye başladık. 330'lara kadar çıkan CDS primleri bugün itibariyle 300'ün altını test ediyor. Ki muhtemelen önümüzdeki günlerde bu CDS primlerinin ek bir gelişmeyle karşılaşmazsak mevcut trend dahilinde bir miktar daha aşağı yönlü hareketini görüyor olacağız. Oradaki iyileşmenin borsa tarafına da fonlama maliyetleri tarafına da pozitif yansımalarını ilerleyen günlerde görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Başta da bahsettiğim gibi yani geldiğimiz seviyeler TL bazında baktığımız zaman 9133 seviyesi tarihi zirveler sanki çok yüksek rakamlarmış gibi görünüyor ama borsanın temeline baktığımızda hala aşırı iskontol olduğumuzu söylemek mümkün. Bunu birkaç etkenden söyleyebiliriz. Örneğin dolar bazında baktığımızda 300 doları daha geçemedik endeks bazında baktığımızda ki biz 2013 yılında 500 dolar seviyesini görmüştük. 2013 yılından bugüne dolar enflasyonu yaklaşık %40. Yani o günkü 500 dolar aslında bugünkü 700 dolara tekabül ediyor. Biz o 700 doların hala yarısında bile değiliz. Yani dolar bazında baktığımızda. Kaldı ki 2013 yılında örneğin S&P 500 endeksi 1500 seviyesindeydi. Bugün 5000 seviyesinde. Yani 3'e katlamış durumda. 3, hatta daha fazlası. Biz bu süreçten de yararlanamadık. Yani bunu gelişmekte olan ülkeler endeksinde de görebilirsiniz. Diğer endekslerde de görebilirsiniz. Elbette iskontol olmamızın çeşitli sebepleri vardı. Yani boşuna iskontol değildik. Çünkü yabancıların anlamadığı oldukça karmaşık bir ekonomi politikası yürütüyorduk. Ve bu da bu iskontonun temel sebebiydi. Ama geldiğimiz noktada bu politikalardan önemli bir dönüş oldu. Ve şu anda yabancının da anladığı, tanıdığı, bildiği bir politika sistemine geçildi ekonomi tarafında. Bu da fiyatlamalarda normalleşme getirecektir. Elbette aradaki farkı hemen bir yılda, iki yılda kapatmamız mümkün olmayacak ama eğer biz doğru adımları atmaya devam edebilecek olursak bu iskontonun kapanması için de çok ciddi bir fırsat var borsanın önünde. O nedenle ben yukarı yönlü hareketin bu yıl ağırlıklı olarak devam edeceği kanaatindeyim. Kısa vadede artık bir 10.000 hedefini böyle piyasa gündeme getirecektir. Belki daha önceki dolar bazlı zirveleri baz aldığımızda 9500-9600 bu bölgelerde biraz zorlanma emareleri görülebilir ama ben o bölgelerin dolar bazında da geçileceği kanaatindeyim ki ilk etapta bir 10.000 psikolojik direncini artık yakın bir dönem içerisinde test edeceğimizi düşünüyorum. Sonrası için de borsa için oldukça pozitifim açık söylemek gerekirse ve bu yıl borsada belki de sene başında kimsenin tahmin etmediği getirileri de görebileceğimiz kanaatindeyim. Yani genel itibariyle bu tarafta eğilimin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan yine Borsa İstanbul'un çarpanlar bazında değerlemesine baktığımızda da BIST 100'de şu anda 7,5 civarında bir fiyat kazanç oranı ile işlem görüyor. Bu zararda olan işte 3-5 tane şirketi çıkarttığımızda bu çarpan 7,2'lere kadar düşüyor. Yani bu kendi tarihsel ortalamasına göre de çok geride kaldı. Ki kendi tarihsel ortalamaları 11'ler 12'ler civarında BIST 100 endeksinin. Kaldı ki biz bu 11-12 ortalamaları yaptığımız dönemde yurt dışında 14'ler 15'ler ortalamalarla hareket eden endeksler görüyorduk. Şu anda yurt dışında bu çarpan ortalamaları 20'lerin de üzerine çıktı. Yani yurt dışında hisse senetlerinde de genel itibariyle çarpanlar bazında bir yükseliş söz konusu. Biz onu da yansıtamadık. Kaldı ki dediğim gibi kendi ortalamamızın da çok gerisindeyiz.
Bunu BIST 30'a indiğimizde 6.3 civarında bir fiyat kazanç oranı var ki bu da yine kendi ortalamasının çok gerisinde. Bu nedenle ben genel atmosferde bu olumlu havanın devam edebileceğini düşünüyorum. Yine hep bahsediyoruz, biz geçen senenin sonunda bir düzeltme gördük ama bu düzeltme bizim piyasanın kendi dinamikleri içerisinde rutin halde gerçekleşen bir düzeltme değildi. Bundan kastım şu, yani biz o düşüşte Türkiye'nin jeopolitik riskinin, siyasi riskinin ya da ekonomik riskinin artışından kaynaklı bir düşüş görmedik. Ya da şirketlerimizin işte karlılıklarında, satışlarında, yani finansallarında bir bozulma beklentisinden kaynaklı bir düşüşte görmedik. O dönem piyasa pozisyonlanması büyük olan birkaç tane yatırımcının ya da yatırımcı grubunun pozisyonları ile ilgili sıkıntılardan kaynaklı bir düşüş gördük. Yani bu şirketlerimizin değerini gerçek manada aşağı çekebilecek, olumsuz etkileyecek bir tablo değildi. Ve o pozisyon ayarlamaları bittikten sonra da Ocak ayı itibariyle biz yukarı yönlü hareketin kaldığı yerden devam ettiğini gördük. Ve ben dediğim gibi önümüzdeki süreçte de genel itibariyle bu olumlu atmosferin CDS primlerindeki düşüşle beraber de ve yakında gelebilecek not artışı beklentileriyle beraber de devam edebileceğini düşünüyorum. Seçim dönemi yaklaşıyor. Acaba risk olur mu endişesi var? Ben açık söylemek gerekirse yerel seçimlerinde çok çok büyük bir risk oluşturacağı kanaatinde değilim. Elbette belli dönemlerde siyaseten çeşitli volatiliteler görebiliriz. Ama genel itibariyle bu ana trendi bozacak bir seçim atmosferi de beklemediğimi söyleyebilirim şu aşamada. Peki şimdi dediniz ki aslında genel olarak iskontoluyuz dediniz. Bir giriş olursa şayet bu anlamda hem yerli hem yabancı tarafında. Çünkü bu sene aslında her ne kadar burada özellikle para piyasasına, pay piyasasına girişler kastedilmese de gelişmekte olan ülkelere ciddi bir sermaye akımı olacağından bahsediliyor. Yurt içinde yatırımcının da zaten borsa tarafına teveccühü malum. Dolayısıyla burada bir giriş olacaksa şayet. Bu girişin biraz daha belli hisseler ve belli sektörlerde mi yoğunlaşmasını bekleriz? Yoksa daha homojen bir giriş sağlanabilir mi? Çünkü tek başına bile aslında biz endeksin geneline baktığımızda endeksi yukarı iten tek başına 3-4 hisseden de bahsedebiliyoruz çoğunlukla. Ya şöyle söyleyeyim, elbette yabancı geldiği zaman Türkiye'ye ayırdığı portföyü şu an 521 hisse oldu herhalde. 521 hisseye bölüp gelmeyecek. Yani burada seçici davranacak. Bu seçiciliği yaparken birkaç tane temel kriter var. Birincisi istediği zaman alıp satabileceği, yani likiditesinin kuvvetli olduğu hisselere gelecek. İkincisi tanıdığı bildiği hisselere gelecek. Bu tanıma bilme nasıl oluyor? Yani şirketler hakkında yazılmış raporlar, roadshow'lar, yani bir şekilde hisseyle temas edebildiği, hisseyi tanıyabildiği şirketler olacak. Üçüncüsü yabancının en iyi bildiği konu değer konusudur ve değerinden çok fazla uzaklaşmamış. Yani o 20-30 fiyat kazanç oranlarıyla işte 15-20 firma değeri favök rasyosuyla ya da işte 20-30 piyasa değeri defter değeriyle işlem görmeyen daha makul çarpanlara sahip hisse senetlerine geliyor olacak. Bir dördüncüsü de alışkanlığı olduğu hisse senetlerine gelecek. Yani geçmişte de girip çıktığı, tanıdığı, bildiği sektörlere ve hisselere geliyor olacak. Bu çerçevede baktığımızda da BIST 30, BIST 50 içerisindeki şirketlerin daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün. Buradaki şirketlere biraz daha teveccühü fazla olacaktır yabancı yatırımcının. Bu şirketlerin ve sektörlerin biraz daha ön plana çıktığını görebiliriz. Hani burada neler var dediğimizde de bir bankacılık sektörü her zaman yabancının ilk giriş yaptığı sektörler oluyor. Ki geçtiğimiz dönemde de yine yabancı girişlerinde önemli bir etken burada gördük. Yine Türkiye'nin enflasyonist ortamından dolayı perakende sektörü, telekom sektörü, bunlar yine yabancının ilgi duyabileceği sektörler. Bununla birlikte bunların yanına holdinglerimiz, keza oldukça büyük holdinglerimiz ve oldukça düşük çarpanlarla işlem gören holdinglerimiz söz konusu. Holdingler tarafı yine bu ilgiden nasibini alabilecek alanlar. Otomotiv sektörünün seçkin hisseleri, yani yüksek karlılıklarla çalışan ana şirketleri yine bu tarafta ön planda oluyor olacak. Yani biraz daha bu ana ve büyük ölçekli şirketler ön planda olacak. İkincisi de şöyle bir durum var. Biz geçtiğimiz yıllarda özellikle mevduatın düşük olduğu dönemlerde borsa ve hisse senedi ne alırsan al gidiyordu. Ama şu an ciddi bir mevduat alternatifi var ve yatırımcı seçimini yaparken şuna bakacak. Yani aldığım şirket en azından hiçbir şey yapmasa mevduat kadar kar elde edebiliyor mu? Karlılığını arttırabiliyor mu? Yani havanda su mu dövüyor şirket yoksa gerçekten yaptığı işlerden fayda sağlayabiliyor mu? Bu çerçevede bakıp karlı gördüğü şirketlere gidiyor olacak. Yani yerli de yabancı da.
Bu açıdan ben dediğim gibi büyük ölçekli yabancının geçmişte tanıdığı, bildiği ve karlılığı devam eden şirketlerin biraz daha ön planda olabileceği kanaatindeyim bu dönemde. Peki mevcut faiz seviyelerinin eğer yıl boyunca bu düzeyde tutulacağı varsayımıyla hareket edersek, beyanlar bu yönde olduğu için bu varsayımla hareket ediyorum. Bunun karlılıklara, bilançolara nasıl yansımasını, dolayısıyla borsa performansına nasıl yansımasını beklersiniz belli sektörlerde? Ya şöyle söyleyeyim, yani faizlerin yüksek olması her zaman borsa için bir alternatif oluşturur ve para acaba borsa mı faiz mi denkleminde faizi seçebilir. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Cuma günü bazı bankalarda %47'ler, 50'ler, 51'ler mevduat faizleri söz konusuydu. Bunlar oldukça yüksek rakamlar ve borsaya da ciddi bir alternatif oluşturabiliyor. Ama diğer tarafta borsamızın şöyle bir denklemi de var. Yani faizlerin neden yüksek olduğu ve niye yükseldiği de borsa açısından önemli. Yani baktığımız zaman işte örneğin son enflasyon raporu sunumundan sonra bile faizlerin uzun süre yüksek kalacağı, hatta yeri gelirse yükseltebileceği söylemi borsaya pozitif yansıdı. Bunun temel sebebi de şu: eğer piyasa faizlerdeki yükselişin finansal istikrara, daha doğrusu makro istikrara katkı sağlayacağını düşünüyorsa, bunun alternatif getiri ya da maliyetlerinden daha ziyade ülkenin risk primini düşürücü etkisinden dolayı pozitif fiyatladığını görüyoruz. Bu yeni bir şey de değil aslında. Aslında geçmişe dönüp gidip baktığımızda, örneğin Durmuş Yılmaz dönemi 450-500 puanlık şok faiz artışı, ki o dönemki faizi ve enflasyonu göz önünde bulundurduğunuzda bugünkü yaptığınız 500 puanlık, 1000 puanlık faiz artışından çok daha büyük etkileri olan faiz artışlarıydı. Devamında Erdem Başçı döneminde yapılan 500-550 puanlık faiz artışı, onun ardından Murat Çetinkaya döneminde yapılan yine 500-550 puanlık faiz artışı, devamında Naci Ağbal döneminde yapılan 650 bas puanlık faiz artışı, bu faiz artışlarının hepsi borsa tarafında oldukça pozitif fiyatlamalar getirdi. Çünkü bu faiz artışlarıyla beraber uygulanan ekonomik politikaların rasyoneliteye daha fazla uygun olduğu ve bunun ülkenin makro riskini ve finansal riskini aşağı çekeceği beklentisiydi. Bu beklentiyle hepsine piyasanın pozitif reaksiyon verdiğini gördük. Şu anki durumda da bu faizlerin uzun süre yüksek durması ya da yüksek seviye artması hatta genel itibariyle borsa tarafında olumlu fiyatlama getiriyor. Ki bunu son enflasyon raporu sonrası oluşan fiyatlama dinamiğinde de görüyoruz. Eğer biz CDS primlerimizde yine anlamlı düşüşler görmeye devam edecek olursak, ki ivmenin bu yönde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim, bunun da borsa tarafında faiz alternatifine rağmen ciddi manada pozitif bir fiyatlama getirdiğini görebiliriz. Biz bu dönemi böyle geçirirken, yılın ikinci yarısına yaklaşırken, bu sefer yurt dışında faiz indirimleri ve yurt dışı hisse senetlerinin pozitif fiyatlama evresine geçiyor olacağız ki bu da bize ek pozitif katkı sağlayabilecek bir unsur. Çünkü biz de Temmuz ve Ağustos'la birlikte yıllık enflasyonda da anlamlı düşüşler göreceğiz. Baz etkisinin de katkısıyla, yani o dezenflasyonist sürece gireceğiz. Bu yılın son çeyreğine doğru da Merkez Bankası'ndan yavaş yavaş faiz indirimleri beklentilerinin ben gündeme geleceği kanaatindeyim. Bu beklenti de yıl sonuna doğru borsayı taşıyabilecek bir etken olacak. Yani aslına baktığımızda yılın tamamında evet dönem dönem volatiliteler olur, kar satışlar olur. Yani doğrusal bir şekilde borsanın çıkmasını elbette ben de beklemiyorum çizgi şeklinde. Ama genel itibariyle düşüşlerin alım fırsatı, yükselişlerin de pozisyon devamı için iyi fırsat sunacağı bir dönemi içine gireceğimiz kanaatindeyim. Genel trendinde bu çerçevede yıl sonuna kadar olumlu bir seyir izleyeceğini düşünüyorum. En azından şu anki görünüm bize bunu söylüyor diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, sizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için, yorumlarınız için diyelim ve şimdi haberimize devam edelim. Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezer Avcı, uzay bilim misyonunu tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan Gezer Avcı, 13 deneyi gerçekleştirdikten sonra geçtiğimiz Cuma günü dünyaya dönmüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay yolculuğunun ilk olduğunu fakat son olmayacağını dile getirdi. Sizlerin huzurunda bir kez daha Alper Gezer Avcı'ya vatanına hoş geldin diyorum. 19 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan Alper Gezer Avcı, 18 gün devam eden bir dizi bilimsel araştırmalar yapmıştı. Bu bilim misyonunun ardından milli uzay programındaki hedeflerimize yönelik çalışmalara devam edeceğiz. İnsanlı uzay bilim misyonumuzdaki bilimsel deneylerin çıktılarını dikkatle değerlendirecek ve bu araştırmaların devam etmesi için
gerekli desteği sunacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, uzay yolculuğunun Türkiye için ilk ama son olmayacağını vurguladı. Alper Gezer Avcı'nın gerçekleştirdiği uzay bilim misyonu bir ilktir ama son olmayacaktır. Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu yerine getiren Gezer Avcı, uzay yolculuğu sonrası birçok soruyu cevapladı. Bu başarı bireysel bir başarı değil. Bu başarı Türkiye'deki her hanenin içerisinden birer çocuğun başarısıdır. Gelecekteki kutlu yürüyüşümüz herkes için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Uzaydan dünyayı gözlemleyen Gezer Avcı, dünyanın güzelliğini dışarıdan gözlemlemekten mutluluk duyduğunu söyledi. Dünya hakikaten büyük bir nimet. Yani dünyanın bize sunmuş olduğu nimetlere şükretmemiz gerektiğini bir kere daha idrak ettim. Fırlatılma anından uzaya adım attığı ana kadar yaşadıklarını paylaştı. Adım attığımız ilk andan itibaren orada da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ve sizlerin de şahitlik etmiş olduğu o basın toplantısının canlı yayının hemen ardından daha birinci saatten itibaren deney çalışmalarımızın kurulumuna, setup'ına başlama imkanı oldum. Gezer Avcı, önümüzdeki günlerden itibaren 81 şehirde gençler ve çocuklarla buluşturmalar gerçekleştirerek uzay misyonunu ve deneyimlerini paylaşacak. Bu haberle birlikte bültenimizi de noktalıyoruz. Yayını ana haber bültenine devrediyoruz. Yarın tekrar aynı saatte görüşebilmek dileğiyle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.